93 ve 2001 yıllarının aynı gününde aramızdan ayrılan Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı rahmetle, minnetle, sevgiyle anıyoruz. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna, barış ve insanlık uğruna, adalet, demokrasi ve aydınlanma uğruna hayatlarını hiçe sayan, kaybettiğimiz tüm değerlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Hiç kuşkusuz bu kahve cinayetler rastlantı veya bir dönemin hezeyanı değildi. Öldürülen, katledilen aydınlarımız Anadolu aydınlanmasının ışığını topluma taşıyan öncülerdi. Hepsi Kemalist, demokrat, laik, cumhuriyetçi, devrimci ve yurtseverdi. Onlar tam bağımsız Türkiye'den yana emperyalizme karşıydılar. Katilleri ise laik cumhuriyetin düşmanları. Uğra ağıt değil, övgü. Günümüzde insan olmanın çok ağır bir bedeli var. Ya parçası olacaksın alçaklığın, ya seni parçalarlar. Oysa insan olmak çoğalabilmektir başkalarıyla. İnsansın, birinin canı yanıyorken senin de canın yanıyorsa. Bir bombayla canına kıyılan, çoğalmasını bilen biriydi. Daha az Uğur Mumcu'yduk dün, daha çok Uğur Mumcu'yuz şimdi. 30 koca yılın ardından kalemini gerçekler için halktan yana kullanan, karanlığın yarattığı kötülüğü cesaretiyle aydınlatmaya çalışan gazeteci yazar Uğur Mumcu için bir aradayız. Onsuz geçen hiçbir yıl daha iyi olmadı. Onsuz geçen hiçbir yılda bir başka aydının katledilmesine engel olunmadı. Gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, profesörler, çağdaş ve layık Türkiye için mücadele ettiler. Birçoğu Uğur Mumcu'nun bahsettiği tarikatlar tarafından katledildi. Bizler onları yalnız anmak için değil, mücadeleye devam etmek için, bir arada olmaya devam etmek için buradayız. 24 Ocak günü kaybettiğimiz gazeteci, yazar Uğur Mumcu'yu, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i ve Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ı sevgi ve saygıyla rahmetle anıyorum.